Avrupa Birliği COVID-19 aşı kampanyasını hızlandırmaya çalışıyor. Yaz mevsimi gelmeden sınırları açabilmek için Avrupa Komisyonu da aşı pasaportu olarak bilinen dijital yeşil geçiş kartı önerisinde bulundu. Bu konuları Brüksel'deki ofisimizde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Şinas'la birlikte konuşacağız. Sayın Şinas, bize konuk olduğunuz için teşekkürler. Söz konusu sertifika sadece Avrupa İlaç Dairesi'nin onayladığı aşıları kabul ediyor. Peki Rusya ve Çin üretimi farklı aşıları kullanan Avrupa Birliği ülkeleri ne yapacak? Bu aşıları yaptıranlar dijital yeşil geçiş kartını alamayıp seyahat edemeyecek mi? Burada iki husustan bahsetmek istiyorum. Yeşil geçiş kartını almak sadece aşı yaptırmaya bağlı bir şey değil. PRC dediğimiz COVID-19 testlerini de yaptıranlar bu sertifikayı alabilirler. Bunun yanında koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin durumu da yeşil kartta belirtilecek. Bu sebeple seyahat edebilmek için bahsettiğimiz bu üç şeyden birinin olması yeterli. Örneğin Macaristan'daki vatandaşlar. Avrupa İlaç Ajansı EMA onaylamadığı aşılar için şöyle bir teklif sunuyor. But we also open an option that would allow member states who have authorized. Elbette EMA'nın onayladığı aşıları göstermek şart. Ancak tatile gitmek istediğiniz Avrupa ülkesi EMA'nın onaylamadığı farklı bir aşıya kabul verirse bu güzergaha sorunsuz bir şekilde seyahat edebilirsiniz. This vaccine as of equivalent protection. Peki Avrupa Birliği sertifikasını alamayacak olan Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerin vatandaşları seyahat edemeyecek mi? We open a proposal to recognize the certificates. Yaptığımız teklif, paylaşılan bilgiler şeffaf olduğu takdirde üçüncü ülkelerde kayıt altına alınan sertifikalara da onay veriyor. Bu uygulanabilir bir şey. Çünkü Avrupa'nın etrafındaki ülkeler EMA'nın onayladığı aşıları kullanıyor. Üçüncü ülkelerden gelen sertifikaları onayladığımızda gereksiz seyahatlerin önüne geçebilmek için de bir rehberlik hizmetine başlamamız gerekiyor. Non-essential travel from third countries. And of course we all know. Hepimiz biliyoruz ki turizm İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs gibi ülkeler için önemli bir gelir kaynağı ve bu ülkeler sertifikaların daha hızlı bir şekilde onaylanmasını istiyor. Ancak Avrupa'daki COVID-19 vakaları hala çok yüksek ve bu durum sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bu sebeple turizm ve seyahat sertifikasından bahsetmek için biraz erken değil mi? Yeşil geçiş kartını almak için gerekli şartlardan en az birini yerine getirdikten sonra Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahat etmesinde bir risk olduğunu düşünüyorum. Asıl risk bu şartları yerine getirmeden seyahat edenlere izin vermek olur. İşin özü, PRC testiniz yoksa, COVID aşısı yaptırmadıysanız ve hastalığı geçirip iyileşmediyseniz, seyahat etmeniz başkaları için oldukça büyük bir risk. Hayır, yeşil geçiş sertifikasıyla seyahat etmeyi risk olarak görmüyoruz. Aksine bu uygulama risk faktörünü düşürücü bir etkiye sahip. Peki bu sertifika yaza kadar hazır olacak mı? Fikir birliği açısından Avrupa pek de iyi bir karneye sahip değil. Örneğin COVID izleme aplikasyonları konusunda her Avrupa ülkesi kendi sistemini uyguladı. Peki bu sefer işlerin iyiye gitmesi için ne yapılmalı? Bu sefer işler yolunda gidecek. Çünkü bu uygulamanın yapılması resmi olarak zorunlu ve Avrupa Birliği yasalarınca destekleniyor. Bu uygulama tavsiye niteliği taşımıyor. Bir ikincisi de üye ülkeler arasında böyle bir uygulamaya ihtiyaç artıyor. Bu sebeple yaz mevsiminden önce hazır olmak için birçok ortak paydamız var. Sizce ne zaman hazır olur? Yaz mevsimi 1 Haziran'da başlıyor. Ayrıca İngiltere, 17 Mayıs'ta uluslararası seyahatlere başlayacağını açıkladı. Sanırım bu zaman dilimi hedefimize gerçekçi bir şekilde ulaşmak için yeterli. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşı ihracatı yasağından bahsetti, özellikle de İngiltere'ye karşı. Siz böyle bir şeyin olacağına inanıyor musunuz? Avrupa aşı savaşlarına mağlup mu oluyor?
to the UK. No, I do not think that Europe is losing. Hayır. Avrupa'nın aşı savaşlarını kaybettiğini düşünmüyorum. There's lots of noise around the European vaccination. Avrupa'daki aşı programı hakkında her kafadan bir ses çıkıyor. I also don't think that the president presented this. Ayrıca komisyon başkanı bu ihracat yasağını farklı bir açıdan dile getirdi. Bence bu durum Şubat ayından beri uygulamaya koyduğumuz ihracat yetkilendirme mevzuatıyla bağlantılı olarak anlaşılması gereken bir uygulama. Avrupa Birliği'nden kaç adet doz aşının başka ülkelere ihraç edildiğini bilmemiz gerekiyor. Bu veriler yurt dışından Avrupa'ya aşı ihraç eden ülkelere de gerekli yükümlülüklerini hatırlatmada yardımcı oluyor. Yani İngiltere'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorsunuz. Avrupa Birliği'nin toplamda 35 ülkeye 40 milyon doz aşı ihraç etme yetkisi bulunuyor. Bu Avrupa mantalitesi. Bu bizim kimliğimizi gösteriyor. Biz sadece Avrupa için çalışmıyoruz. Bizim uluslararası yükümlülüklerimiz var. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den Avrupa'ya hiç aşı ihracatı olmadı. Bu nedenle ihracat yetkilendirme mevzuatıyla hali hazırda sahip olduğumuz bilgiyi bu karşılıklı çalışmayla birleştirmek oldukça mantıklı. Kapatma ya da yasaklama demek doğru değil. Bu uygulama basitçe uluslararası işbirliği için bir teşvik denilebilir. Peki ama Avrupa'da aşı kampanyalarının hızından memnun musunuz? Örneğin İngiltere, ABD ve İsrail'in bu işi ne kadar hızlı yaptıkları ortada. Avrupa'da aşılama hızıyla ilgili şöyle bir sorun oluştu. Yılbaşında Avrupa'daki bir ilaç şirketi taahhüt ettiği miktarda aşı temin edemedi. Sanırım bahsettiğiniz şirket AstraZeneca. Bu durum çok tartışma konusu oldu. Evet, şu anda bu şirketle irtibat halindeyiz. Eksik olan aşıların diğer şirketlerin fazlasıyla temin ettiği dozlarla telafi edilmesi bizi sevindirdi. Şu anda hedeflerimize ulaştık. Haziran ayı sonunda 300 milyon kişi ve yaz mevsimi sonuna kadar da Avrupa'daki yetişkin nüfusun %70'ine aşı yapmış olacağız. Şu anda hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Okay, Vice President, thank you very much for your time. Thank you.